Merhaba arkadaşlar. Bu gece sizlere Alkon firması için yazmış olduğum palet hazırlama programını tanıtmaya çalışacağım. Firmanın istekleri doğrultusunda program hazırlandı. Firmanın isteği şu. Burada siparişler alınmaktadır. Sipariş miktarlarını girdiğimiz zaman bu sipariş miktarlarından, buradaki kolilerden kaç palet oluştuğunu azami olarak bütün bunların aralarında boşluk olmayacak şekilde en maksimum kapasitede kaç palet oluşturacağını hesaplamak amacıyla böyle bir talepleri oldu. Öncelikle programı bir kısaca anlatmaya çalışayım. Hemen burada palet hazırlama ekranına geliyorum. Ek işlemler menüsünden istersek boş Excel dosyası oluşturup stokların Excel dosyasından aktarılmasını sağlayabiliriz. Gördüğünüz gibi boş bir Excel dosyası oluşturdu. Buraya gerekli başlıklar yazıldıktan sonra programa bu okutulup aktarılabilir. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde ise stok listesi aktar butona tıklayarak kayıtlı bir Excel dosyasından, bir stok listesi dosyasından verileri alabiliyoruz. Burada dosya seçe tıklıyorum. Şuradaki ve şurada iki tane dosya var. Birinde 20-25 tane var. Birinde 200 küsür dosya veri var. Ben şu 20-25 tane olan listeden okutayım. Hemen seçiyorum. Kaydete basıyorum. Evet, aktarım tamamlandı. Şimdi palet hazırlama ekranına geldiğim zaman gördüğünüz gibi 25 adet stok burada otomatikman eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi diğer bir dosyayı aktarayım. Yine stok listesi aktar diyerek şurada içinde çok sayıda stok olanı seçiyorum ve kaydete basıyorum. Aktarım tamamlandı gördüğünüz gibi. Şu anda 228 adet stok aktarılmış oldu. Demek ki ne yapabiliyoruz? Boş dosya oluşturuyoruz. Verilerimizi girip o dosya aktara basarak o dosyayı aktarabiliyoruz. Veya manuel olarak yeni stok ekle butonuna tıklayarak kendimiz de manuel stok ekleyebiliyoruz. Mesela test yazayım. Ya da işte temizlik grubu stok kodu M-tire şöyle birkaç tane bir yazayım. Ne diyelim? Test diye yazayım. Ambalajı 200 mililitre. Koli içinde 12 adet var. Ağırlığı 1 kilogram. Eni 10, yüksekliği 15. Boyu 15, yüksekliği 20 olsun. Bu şekilde de manuel olarak da ekleyebiliyorum. Şurada test dediğim zaman az önceki eklediğimi burada görüyorsun. Birkaç şurada test gördüğünüz gibi eklemiş bulunmaktayız. Şimdi programın özellikle nasıl kullanılacağını göstermeye çalışayım sizlere. Burada siparişimiz var mesela. Şunu ekliyorum. Gelip başka bir tane ekleyebiliyorum veya gelip ok tuşlarıyla hareket ederek Enter'a basarak stoğumuzu sağ tarafa ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi birincide seçiyorum, ikincisini aktarıyorum sağ tarafa. Bu şekilde ekleyebiliyoruz. İstersek şöyle çıkar diyerek çıkarabiliriz veya yeni diyerek yeni bir sipariş listesi hesaplayabiliriz. Hemen birkaç tane stok ekleyeyim, sipariş ekleyeyim. Şöyle 3 tane sipariş ekledim. Bunun miktarı 670 adet. Şu 540 adet olsun. Şu da 120 adet olsun. Hemen geliyorum burada palet tipimi seçiyorum. Burada palet ölçülerim var. En boy var. Yükseklik serbest yani manuel olarak girilecek. Çünkü paletin ne kadar yükseltileceği bizim elimizde. Örneğin şunu seçiyorum. Yükseklik ne kadar olsun? 212 santim olsun. Hesapla dediğim zaman şu siparişlerin 4 palete sığacağını, hani maksimum arada hiçbir boşluk kalmayacak şekilde en uygun dizilişe göre 4 palette sığacağını, toplam kolimiz 1330 koli, son palette aynı zamanda 76 metreküplük bir boşluk var. Örneğin biz şu 120 paleti mesela 140'a çıkarabiliriz örnek olarak. Hesapla diyorum şu anda 0,25 metreküplük bir boşluğumuz kaldı veya 145 adete çıkarabiliriz veya onu değil de burası 140 olsun, şurası 140, 543 yapabiliriz mesela. 0,19. Yani istediğimizi bu şekilde artırarak yani hiçbir boşluk kalmayacak şekilde maksimum verimlilikle paletlerimizi oluşturabiliyoruz. Aynı zamanda rapor ekrana gelerek şurada birinci palette ne olduğunu görebiliyoruz. 98 adet Alkon fren bağlata temizleyici sprey var. 98 adet bir koli doldurmuş. İkinci palette de yine şurada 337 tane
sığmış ikinci kolye. Bunlar en boy yükseklikleri farklı olduğu için farklı sığabiliyor. Üçüncü kolye iki ürünümüz sığmış. Birisine 42, birisi 192 adet eklenecek, yüklenecek. Dördüncü palette ise şu şekilde ürünlerimiz paletlenebilir. Burada yazdır diyerek ekstradan bir rapor da alabiliyoruz. Hemen buraya bir masa üstüne PDF olarak rapor diye kaydedeyim. Hemen masa üstüne bakalım. Az önceki çıktığımı da şöyle görebiliyorsunuz. 4 paletimiz var. Bu birinci palette 98 koli, ikinci palette 337 koli, dördüncü palette bu şekilde ve her palette hangi ürünlerden kaçar adet olduğunu şuradan görebiliyoruz. Son palette örneğin 14 tane şu üründen, 675 adet de şu üründen ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Yani koymamız lazım paletin içine. Aynı zamanda yeni diyerek bütün listeyi boşaltarak tekrar başka bir hesap yapabiliriz. Mesela şu üründen 2300 siparişimiz var. Paletimizin de ölçüsü bu. Yüksekliği de 180 santim olacak. Hesapla diyoruz. 20 palete sığıyor. Raporumuzu burada görüyorsunuz. Hemen gelip buradan yazdır diyerek çıktığımızı da alıp depoya giderek bunların oradaki listeye göre paletlenmesini sağlayabiliriz. Bu aynı zamanda gördüğünüz gibi her şey hazır arkadaşlar. Mesela müşteri sipariş veriyor. Diyor ki işte ben 20 tane palet oluşacak. Bu 20 paletin maliyetini öncelikle hesaplamak için böyle bir çözüm var arkadaşlar. Yani müşteri dışarıdan arıyor. Diyor ki bana şu ürünleri gönderin. Acaba benim maliyetim, kargo maliyeti veya bana ürün başka bir ülkeden sipariş veriliyor. Kargo masrafı ne kadar olacak? Bunu hemen hesaplayabilmek için siparişleri buraya yazıyoruz. Ondan sonra bunu paletle diyoruz. Palet yüksekliği 212. Hesapla diyoruz. Diyoruz ki 4 palet çıkacak. Her birinin masrafı şu kadardır diye hemen söyleyebiliyoruz. Hatta son paletin çok boş alan oluştuğunu da görüyorsunuz. Mesela son palette 340 adet dediğimiz zaman palet sayısı 5'e çıktı gerçi. Neyse. Bu şekilde hazırlayabiliyoruz. Program böyle. İstersek yeni stok ekleyebiliyoruz. Hemen manuel olarak dışarıdan dosyamızı hızlı bir şekilde okutarak aktarabiliyoruz. Palet ölçülerimizi buradan girerek paletimizin enini, boyunu ve darasını yani boş ağırlığını tahta olduğu için boş ağırlığını da girerek buradan bu şekilde programımızı çok pratik olarak kullanabiliyoruz. Böyle bir programa ihtiyacınız varsa bst.kanali@gmail.com üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Başka bir tanıtımda görüşmek dileğiyle. Hepinize hayırlı geceler diliyorum.